Maalesef, maalesef acı haberlerin hepimizi kahrettiği günlerdeyiz, haftadayız. Öncelikle bir taziye dileğinde bulunacağım. Dün 41. hükümette İmar ve İskan Bakanlığı, 54. hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan Milli Görüş Hareketi'nin önemli isimlerinden Sayın Recai Kuta'nın vefat haberini üzülerek öğrendik. Bu saatlerde kendisi Ankara'da defnediliyor, toprağına kavuşuyor. Kendisine, ailesine ve Milli Görüş camiasına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hafta sonu ve dün çok üzücü olaylara şahitlik ettik. İstanbul Fatih ve Eyüp Sultan'da Semih Çelik isimindeki cani, iki genç kadını İkbal Uzuneli ve Ayşenur Halil'i katletti. Tekirdağ'da ise şiddete ve istismara uğrayan sadece 2 yaşındaki Sıla Bebek dün tedavi görürken yaşam mücadelesini kaybetti. Bu yılın ilk 9 ayında 295 kadın hayattan koparıldı. Bugün ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddet olaylarının bir rastlantı olmadığını hepimiz biliyoruz. Şiddeti üreten maalesef bu düzenin kendisidir. Günlerdir İkbal ve Ayşenur'un vahşice katledilmesinin ardından bile failin özelliklerini öne çıkaran, faili ve katledilen kadınlar arasındaki ilişkiyi adeta magazin malzemesi haline getiren ifadeler kullanılıyor. Ama esas sorun şudur ki, bu soruya cevap aramamız lazım. Bu toplum bu hale nasıl geldi? Bu canileri yaratan ve aramızda dolaştıran koşullar nedir? Bu siyasi rejim kim ne derse desin, beyanlarıyla, icraatlarıyla ve rakamlarla görülüyor ki kadınları eşit görmüyor, kadınlara iyi gelmiyor. Ve öyle bir süreçteyiz ki bu iktidar kadınlarımızı ve çocuklarımızı koruyamadığı gibi bu konuda atılmış olumlu adımlardan da geri adımlar atıyor. AKP'nin kadınları hedef alan politikalarının en somut örneği 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek imzayla çıkmasıdır. Buradan hepinize hatırlatmak isterim. İstanbul Sözleşmesi uluslararası çok uluslu bir sözleşme olarak İstanbul'da bağıtlanan, imzalanan, hepimizin gurur duyduğu. 2011 yılında meclisten geçerken meclisteki tüm siyasi partilerin, tüm milletvekillerinin coşkuyla oy verdikleri. Bundan sonra kadın katilleri, kadına karşı şiddete meyledenler iyi düşünsün dediğimiz, arkasından sayısız yasal düzenlemelerin gelmesinin, kurumların oluşturulmasının, kuralların uygulanmasının ve caydırıcılığın en net şekilde ortaya çıkacağını Türkiye'nin tamamının gördüğü, bildiği ve birilerinin ayağını denk aldığı bir yıl oldu. Tam 15 yıl içinde 2011 yılı kadına karşı şiddetin bariz şekilde düştüğü, kadın cinayetlerinin bariz şekilde düştüğü yıldı. Bakın bu örnek tek değil. Hatırlayın Kapkaç olayları. Her gün televizyonda 3. 4. 5. 6. haber Adana'da, İzmir'de, İstanbul'da, Eskişehir'de Kapkaç vakaları. Kadınlar sürükleniyor. Hatta hatırlayın, kadını sürüklüyor, çantayı çalıyor, köşede yakalanıyor, gidiyor, ifadesi veriyor, salıveriliyor. Akşamüstü bir başka kadına Kapkaç yapıyorlardı. Ne oldu? Dedik ki Kapkaç'ın cezası 1 ila 3 yıl. Yatarı
eğer alt sınırdan verilirse yok. Geçmişte suçu da yoksa bir yılı alıyor, aramıza dolanıyor. Zaten bu kadar az olan bir cezaya tutukluluk tedbiri de uygulanmıyor. İmkan olsa günde 5 kere kapkaç yapabilir. Dönüldü. Hepimizin katkısıyla bu kürsülerden söylendi, bu mecliste söylendi. Ceza önce 7 yıla çıkarıldı. Ama dendi ki zor varsa, sürüklenme varsa yağmaya girsin. Öyle planlanmış, tasarlanmış mobiletle 2 kişi nitelikli yağmaya girsin. 1 yıl olup yatmayan ceza 15 yıl oluveresiye herkes hakkını başına aldı. Dedi ki bu devlet kafaya takmış. Bundan sonra kapkaç yapanın burnundan getirecekler, gün yüzü göstermeyecekler. Şimdi kapkaç dünyadaki oranlarda. Türkiye kapkaç cenneti bir ülke olmaktan çıktı. Artık televizyonlarda pek az görüyoruz. Demek ki neymiş? Toplumsal mukabakat varsa kadına şiddette yok mu? Kadın cinayetlerinde yok mu? Buna herkes karşı çıkarsa, sözde bakarsan savunan var mı? Ve devlet bu işe kafayı takarsa, masaya yumruğu vurarsa, ben bu işi bitireceğim derse bitiriyor. İşte İstanbul Sözleşmesi bu kararlılığın sözleşmesiydi. İstanbul Sözleşmesi'nde o yıl bütün vakaların azalmasının sebebi ayaklarını denk aldılar. Devlet, meclis bu işe kafayı taktı dediler. Bundan sonra kadına karşı şiddetin cezası ağır, kadına karşı cinayet, minayet aman ağa dediler ve ayaklarını denk aldılar. Sonra yapılacak düzenlemeler gecikti. Bir kısmı yapıldı, bir kısmı yapılmadı. Yapılanlar düzgün uygulanmadı ve bir takım çevrelerden, öyle muhafazakar falan değil, muhafazakarlardan değil, gerici, selefi, kadını hayvanla bir gören, sahipsiz olanlar boşta gezenleri sahiplendirilsin diyen geçmişin domuz bağcıları velveleye başladılar. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. İstanbul Sözleşmesi'ne hayır. Döndü dolaştı. Bir takım sağ partilerinde bunu meydanlarda söylemesiyle birlikte Tayyip Erdoğan %0.5 oyun peşine düştü. O canileri hoş görenlerin, o kadının sırtında sopayı eksik etme diyenlerin, uzaklaştırma kararını evlatlarımdan uzaklaşıyorum diye ajite edenlerin taleplerine uyup hepimizin birlikte girdiği sözleşmeden, Türkiye'nin adıyla, İstanbul'un adıyla anılan bu sözleşmeden Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Şimdi her gün bir cinayet işlenirken niye işleniyor derseniz, Tayyip Bey tek kişilik imzayla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarak devleti kadınların ve çocukların arkasından çekti. Katiller dedi ki tam tersine, bak artık eskisi kadar ceza vermeye niyetli değiller. Bak artık şiddet o kadar da herkesin karşı çıktığı bir şey değil. Bundan sonra bana bir şey olmaz. Girsem de kravatı takarım, iyi halden yararlanırım. Pişmanım derim, pişmanlıktan yararlanırım. İyi bir avukat gelir, beni birkaç sene sonra nasılsa infaz kanununu AKP ile MHP değiştirir. Devlet Bey bir mafya lideri için, Devlet Bey geçmişten dava arkadaşım dediği bir kriminal için gider ricada bulunur, dönülür dolaşılır, hapishaneler boşalır, ben de araya karışırım dediler. Bu kadar politik, bu kadar siyasi, bu kadar gerçek bir mesele. O yüzden devleti kadının çocuğun arkasından çekince istatistiklerin böyle fırlamasına kimse şaşırmasın. Kadın Kolları Genel Başkanımız burada. Kendileri çalışmışlar. Bize önerdiler. Dedik ki çok iyi olur. AK Parti dahil bütün partilerin Kadın Kolları Genel Başkanlarına çağrıda bulunduk. Gerekirse tek tek ziyaret edecekler. Bu hafta
olayı kınayan eylem de yapacaklar ama esas olarak da tüm siyasi partilerin, kadın örgütlerinin peşine koşup diyecekler ki gelin, gelin bu İstanbul Sözleşmesi'ne dönelim. Eğer kadınların uzattığı bu eli, siyasi görüşü ne olursa olsun, Allah var, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığında ben AK Partili birçok kadın milletvekilinin ne kadar üzüldüğünü, gücümüz yetmedi dediklerini, kahrolduklarını biliyorum. Ama bir sessiz çoğunluk ve bir yandan da kadını Bakanlar Kurulu görevlendirirken sadece Aile Bakanlığı'na layık gören, 17 bakanlığı erkeğe veren, kadının yerini aile ev diye gören anlayış bu memlekete bunu yaptı. Türkiye'nin bütün kadınları, biz bu mücadeleyi elbette iktidar olduğumuzda ilk 10 günde, aslında hepimiz biliyoruz ki bir imzayla çıkılamaz, aslında hukuken uluslararası hukuk açısından zaten yürürlükte, ama bu işe bizim iktidarımızı yapılacak ilk genel seçimi beklemeden şimdiden kim el veriyorsa elini tutacağız. Omuz omuza vereceğiz. Çocuk istismarcılarını, narinin katillerini, kadın katillerini bir daha gün ışığı görmemek üzere ne yapılması gerekiyorsa biz buradayız. Hep birlikte çalışıyoruz. Bir de Tayyip Bey'e bir şey söyleyeceğim. Sayın Erdoğan, seçimden önce çok söz verdin. Emekliye enflasyonu ezdirmeyeceğim dedin. İnim inim inliyorlar. 12.500 lira. Asgari ücrete 4 kere zam düşünülür dedin. 4'ü bırak, bu sene ikinci zam mı yapmadın? 17.000 lira verildiği günün 17.000'i düşmüş 11.200 liraya. Diğer taraftan depremzedeye söz vermişsin. Birazdan bahsedeceğim. Ne evlerini verdin, ne verdiğin sözlerin geri kalanını tuttun. Tuta tuta verdiğin sözlerden bir Hüdapar'a verdiğini tutacaksın. Madem hiçbir sözü tutmuyorsun, şu Hüdapar'a, şu kadına karşı şiddeti meşrulaştıranlara, domuz bağcıların avukatlarına verdiğin söz lanet olsun, tutma o sözü artık.